Adana'dan herkese selamlar, sevgiler. Merhaba arkadaşlar, bugün özel istek üzerine yumurta turşusu yapıyorum. Öncelikle yumurtaları haşlayarak işe başlıyorum. Burada 7 yumurta var. 7 yumurtayı haşlıyorum ama 7'sini turşu yapmayacağım. Arkadaşlar bu yumurtalar soğuyuncaya dek şöyle kenara alıyorum ve 7 yumurtanın ikisini soydum, hazır. Bizim buralarda yumurtayı böyle yerler arkadaşlar. Yufka ekmeği şöyle ortadan böleriz. Şöyle açarız ve yumurtamızı içine koyarız. Evet, yumurtamızı şöyle bölelim. Tuzunu atarız. Kimyon atarız. Bu işler böyle parmaklarla olur arkadaşlar. Ve pul biber. Evet, şimdi içerisine maydanoz, fesleğen her yerde olmaz arkadaşlar. Bu biraz Şenel işi oldu. Normalde Adana'da yani böyle ekmek arası sokum yapanlar fesleğeni kullanmazlar. Bu bana özel oldu. Ve tabii ki ne? Yeşil soğan. Olmazsa olmazlarımızdan bunun içerisine şöyle iki de yeşil soğan yatıralım. Ve şimdi bunu dürüm yapalım. Şöyle yanına bulursanız bir bardak çay, bulamazsanız eğer böyle ısırarak yiyin arkadaşlar. Ben çayımı buldum arkadaşlar, domatesimi de doğradım. Şimdi ben güzel bir kahvaltı yapıyorum. Bu arada size kendi kızaran domatesimi göstermeden geçemeyeceğim. Ben bunları izlerken kahvaltı yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde kahvaltı yapmak inanın yani buna paha biçilemez. Benim kendi balkonum ve şimdi birazdan bu taze biberiyeden koparıp turşunun içerisine koyacağım. Burada beyaz gülüm açmaya durmuş. Tomurcuklar var. Evet, şimdi turşumuzu yapmaya başlayalım. Şöyle kavanozun dibine iki dal biberiye bırakıyorum. Bir defne yaprağı ve birkaç tane şöyle 5 tane tüm yeni bahar ve birkaç tane de karanfil ekliyorum arkadaşlar. Hemen üzerine sarımsak koyuyorum. 2 tane soğanım var ve ikiye böleceğim. Evet, soğanın birini dibe koyuyorum ve üzerine fesleğen koyuyorum arkadaşlar. Dalımı da koyuyorum ki rehasını olduğu gibi içine versin. Hatta eğer tüm karabiberiniz varsa lütfen tüm karabiber de ekleyin. Ve şimdi yumurtaları üzerine bırakıyorum. Soğan tekrar koyuyorum. Üzerine yine fesleğen bırakıyorum. Ve maydanoz. Özellikle maydanozun sapını arkadaşlar. Yaprağını değil,
sapını koyuyorum. Bir defne yaprağı daha koyuyorum. Normal yemeklik tuz arkadaşlar. Şöyle yarım yemek kaşığından biraz fazla. O kadar tuz yeter. Bir çay bardağı sirke. Şöyle bir tatlı kaşığına yakın şeker de ilave ediyorum arkadaşlar. Dengelemesi gerekiyor. Arkadaşlar soğanı sarımsağı suda kaynatıp öyle yapıyorlar. Ben bunun tam tersine üzerine kaynar su koyuyorum. Soğuduktan sonra da mutlaka buzdolabına konacak. Hemen ağzını kapatıyorum. Ve ters çeviriyorum. Evet arkadaşlar, yumurta turşusu ve Adana sokum. Afiyetle kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.